Bursa Haber ekranlarından günaydın Bursa'dan herkese günaydınlar. Bugün 5 Ocak günlerden cuma. Her zaman olduğu gibi gündem başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğim. Umuyorum huzurlu ve mutlu bir gün geçirirsiniz diyelim ve gazete turumuza başlayalım. Her zaman olduğu gibi Bursa Haber gazetesi ile başlıyoruz. Manşetimizde Altepe'ye önemli görev başlıklı haber yer alıyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'de önemli bir gelişme yaşandı. Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından 2017 yılında istifa eden Recep Altepe, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini 30 Mart 2009-23 Ekim 2017 tarihleri arasında yürüten Recep Altepe, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın yardımcılığına getirildi. Sayın Recep Altepe, deneyimli bir siyasetçi, Bursa'ya da değer katmış bir isim. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bir diğer haberimize bakalım. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacağını söyledi. Ve seçmen listeleri ise askıya çıktı. 31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. Seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Seçmenler 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıkları asılı olan listelerden kontrol edebilecek. Sıradaki haberimizse enflasyonda düşüş devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e baktığımız zaman küresel büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz dedi. Geçelim bir diğer haberimize terör yığınına pençe operasyonu. Pençe kilit harekatında bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi. Zaptaki mağarada 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyonun detayları ise ortaya çıktı. Ve 500 milyon liralık dolandırıcılık. Bursa'da müşterilerine piyasa değerinin altında altın satıp emanetinde tutma vaadiyle kar payı verdiği öne sürülen kuyumcu para ve altınlarla kayıplara karıştı. AÖ isimli kişi ekiplerin çalışması sonrasında yaklaşık 4 saatte yakalandı. Yurt genelinde ise kar etkili olmaya başlayacak. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olacak kar, çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasına spor haberlerine bakalım hep beraber. Başkan adayları imza toplamaya başladı. Bursa Spor'da başkan adayları yaklaşan kongre öncesinde adaylık başvuruları için imza toplamaya başladı. Başkan adayları Raşit Barışıcı, Sinan Bür, Bekir Ön, Ersoy Saitoğlu ve Melik Ramisoğlu, 6 Ocak Cumartesi günü Divan Başkanlık Kurulu'na başvuruları öncesinde yeterli imzaları toplamak için harekete geçtiler. Ve Bursa Spor'a büyük zarar. 1 milyon 158 lira 85 kuruşun ödenmemesi üzerine Yeşil Beyazlı Kulübün vergi yapılandırması bozuldu. Kulüp böylelikle tarihin vergisel anlamda en önemli borç ödeme avantajını yitirdi. Vergi borcunun ödenmemesi Bursaspor'un ulusal lisans almasını bir kez daha tehlikeye soktu. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu Bursa Spor'a ulusal lisans için belirlenen kriterleri yerine getirmediği için 3 puan silme cezası vermişti. Ve tarihinin en kötüsü. Yeşil Beyazlılar ligin ilk yarısında oynadıkları 18 maçtaki performansı ile çok zayıf bir karne çıkarttı. Bursa Spor, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta tarihin en kötü ilk yarı performansı gerçekleşti. Bursa Spor 1 önceki sezonda Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele etmiş ve ligin ilk yarısını 18 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik 10 yenilgiyle 18 puanla 16. sırada tamamlamıştı. Bu sezonsa ise Bursa Spor'un ligin ilk yarısındaki 18 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14 puan ve 17. sırada tamamladı. Yeni dönem gazetemize bakalım. Haberimizin başlığı Bakan Tunç, tek kriterimiz liyakat demiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddialarına bizim tek bir kriterimiz var, o da liyakat şeklinde yanıt verdi. Sivil anayasa çağrısını yineleyen Bakan Tunç, vesayetçi anlayışı tamamen ortadan kaldırmak yeni bir anayasayla mümkün dedi. Bu genel seçimlerden önce de vaatlerden biri e, mülakatı kaldırmaktı. Görüyoruz ki değişen hiçbir şey yok. Değişmeyecek gibi de gözüküyor. Ve üretici sevindirdi başlıkla haber var şimdi. 2023-2024 yılı Ürün Alım Kampanyası'nın sonuna yaklaşan Marmara Birlik, 5 Ocak tarihinde ortakları 36 milyon TL 5. dilim ödemesi yapacak. Başkan Hidamet Asa, gerçekleşen ürün alım miktarı ve üreticiye yapılan ödemeler Marmara Birliği'nin gücünü göstermektedir dedi. Gözlerimizi Yıldırım'a çevirelim. Yıldırım'a yeni bir soluk. Yıldırım Belediyesi ilçenin 3. yeni nesil kütüphanesi olan Gençlik Merkezi Kütüphanesi'ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Karapınar Mahallesi'nde bulunan merkez açıldığında Yıldırım'a yeni bir soluk getirecek. Ürek acıtan manzara. Bursa'da bir taş ocağının atık mıcır malzemeleri 200 zeytin ağacının bulunduğu bahçeyi kurutma noktasına getirdi. Bahçe sahibi, ben bu mıncırları kaldırmazsam ağaçlarımın hepsi kuruyacak. Toprak tamamen verimliliğini kaybetti diyerek duruma isyan etti. Sıradaki haber ise Türk Metal'den Mes'e Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın ücret zamı teklifini %60'a çıkarmasına rağmen revize teklifi reddetti. Gazete Meydan'dayız. Akşener Bursa'da adaylarını açıklıyor. Yerel seçimde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak milletvekili Selçuk Türkoğlu'nda karar kılan İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener bugün Bursa'ya gelerek ilçe başkan adaylarını da açıklayacak. Ve Bursalı Ünal ödülü Erdoğan'dan aldı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy anma programında mektup kategorisinde birinci olan Bursalı Feyza Nur Özçelik Ünal ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Öğrencilerle fide dikti. Nülüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Vahide Aktu Ortaokulu öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde oluşturulan alana çilek ve marul fidesi dikti. Doğru tarım ve sulama teknikleri hakkında bilinçlenen öğrenciler ürünlerin yetişme sürecini de gözlemleyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel İnce ile buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Özel, diyalog ve temas halinde olmak için fikir birliğine vardık dedi. Bu haberle gündeme başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.